Önceki gün güzel bir gelişme yaşandı. Bir süredir biz şeyi konuşuyoruz, hani asgari ücrete zam geldi ya, zam geldiği gün biz burada bir yayın yaptık. Aman Allah'ım, hatta muhabir arkadaşlarımızı gönderdik. Birini kasaba, birini süpermarkete. Zam geldi, o zamı cebimize koymadık yani. Geleceği gün hatta. Ertesi gün asgari ücret zammı açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını ana haberde paylaşmışız. Hatta öğle saatlerinde açıklayacağını, işte 12 gibi hatırlarsanız açıklamıştı. Ya bir gün öncesinde bir baktık marketlerdeki bütün etiketler o zamma göre değiştirildi. Sonra Bakan Mehmet Buş market büyük marketlerin yöneticileriyle bir toplantı yaptı. Buna müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Hatta biz onun fotoğrafını paylaştık. Ya bu ne kadar işe yarar bilmiyoruz. Denetimler sıklaştırılıyor falan ama ortada böyle bir sorun var. Önceki gün şok, bugün de Migros. Bazı ürünlerde sabit fiyat uygulamasına başladı efendim. 1000 üründe fiyatları sabitlediğini duyurdu. Şok Market Migros'ta 419 temel ihtiyaç ürününde sabit fiyat uygulaması başlattı. Kendi ürettiği ürünlerle ilgili özellikle. Bu sabit fiyat artışı marketlerdeki fiyat sorununu çözer mi? Bunu biraz konuşmak istiyoruz. Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayfer Gedikli konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. İşe yarar mı? Yararsa nasıl yarar? Hem örneklik teşkil etmesi bakımından bir işe yarar mı? Hem de bundan sonra ne kadar sürdürülebilir? Enflasyonla ilgili ya da bu fiyat artışlarıyla ilgili bu tedbir mesela somut bir tedbir sayılabilir mi? Şimdi tabii özellikle pandemiyle beraber uzun zamandan beri devam eden bir gıda fiyat problemimiz hepimizin kalbini, canını yakan bir durum. Marketlere, pazarlara gittiğimizde karşı karşıya kaldığımız fiyatlar, giderek azalan poşetler, hafifleyen poşetler, evlere geldiğimizde ihtiyaçlarımızın çok büyük bir kısmını yapamayıp ancak çok küçük bir kısmını tedarik edebilmemiz hepimizin aile bütçesine sık sık da konuştuğumuz mevzular haline geldi. Şimdi tabii biz uzun bir süre boyunca enerji fiyatlarındaki yüksekliği konuşuyoruz ama pandemiyle beraber gıda fiyatlarındaki bu artış pandemi sonrası dönemde de maalesef ki devam etti. Artan gıda fiyatları, işte girdi maliyetlerinin artması, mazotun, gübrenin, işte hayvan yemini vesaire artışları, bütün et, kırmızı et, beyaz et, sebze meyve fiyatlarında, tahılda, her şeyde fiyatın daha fazla artmasına sebep oldu. Üstüne bir de Ukrayna kriziyle beraber tahılda yaşanan küresel daralma ciddi anlamda gıda fiyatlarını hem yerelde hem uluslararası piyasalarda ciddi anlamda olumsuz etkiledi. Şimdi tabii baktığımızda yerelde tabii bizi daha çok ilgilendiriyor. Herkes market pazara gittiği zaman gördüğü fiyatlar herkes açısından bütçeyi çok zorlayıcı ve büyük sıkıntılar yaratar seviyeye geldi. Marketlerin uygulamaya çalıştıkları bu sabit fiyat uygulaması esasında özellikle dar gelirli vatandaşlarımız açısından gerçekten ciddi anlamda bir pozitif algının ortaya çıkmasını sağlayacak diye ümit ediyoruz. Özellikle çok temel ürünlerde, belli ürünlerde fiyat sabitliği en azından dar gelirli vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünlerden istedikleri miktarda alabilmelerini ya da belli ölçüde bir fiyat skalası oluşturularak belli bir süre enflasyona karşı kontrol altında tutulmasını, ihtiyaçlarını daha rahat görmelerini sağlayacak olan bir tedbir olacağını düşünüyorum. Yalnız tabii bunun ne kadar sürdürülebileceğiyle alakalı beklentilerimiz biraz da enflasyon ve girdi maliyetlerinin ne kadar artacağıyla alakalı değerli Mehmet Akif Bey. Çünkü hakikaten yüksek bir enflasyon hem içeride hem dışarıda küresel problemlerin de var olduğu bir sistem içerisinde bu sabit fiyat uygulamasına katılan zincir marketlerin bunu ne kadar yürütebilecekleri biraz da zannediyorum karşı karşıya orta vadede kalacakları problemlerle ya da ekonomik sıkıntılarla çok da alakalı görünüyor. Örneğin işte enerji girdisindeki bir artış, mazot fiyatlarındaki artış, gıda fiyatlarındaki artış, girdinin diğer faktörleri, işte yemlerdeki artış, ne dersiniz? Bunların hepsinin ciddi miktarda bir artışı maalesef ki belli sabitlenmiş olan ürünlerin fiyatlarını uzun süre boyunca tutma konusunda biraz daha onları zorlayacaktır. Ama hocam, burada da zannediyorum. Hocam ama şöyle bir var. Yani hiç artmadan, hiçbir şey olmadan da zaten asgari ücret arttı, hemen zam yaptılar mesela. Yani evet, o biraz şey bir durum, hani biraz sıkıntılı bir durum oldu gerçekten. Keşke öyle olmasaydı ama yani bir taraftan da girdi maliyetlerinin arttığı da bir gerçek. Yani bu marketleri yanlış anlamayın, yaptıkları bu hareketi çok etik olarak bulduğum anlamına gelmiyor. Ama girdi maliyetlerindeki artışın ciddi anlamlarda yükseldiği de bir gerçek değerli Mehmet Akif Bey. O yüzden hani fiyat artışlarının yani gıda fiyatlarındaki %77.9'luk fiyat artışına baktığınızda bunların da diğer girdi maliyetlerini hesaba kattığınızda aslında
fiyatların yükselebiliyor olması anlaşılmaz bir durum değil. Ama tabii ücretin artmasıyla beraber hemen onların market fiyatlarına yansıması da tabii ki işin bir etik boyutu. Şimdi bunun sabit fiyat uygulamasının ne kadar sürdüreceği bir tarafıyla marketler tarafından belli bir maliyetin altına girmek olarak görsek de zannediyorum devletimiz de ya da hükümet de bu konuda biraz daha teşvik edici ve destekleyici olacak. Şöyle bir maliyetin altına mı giriyorlar yoksa yani daha fazla kar etmemekle ilgili bir şey mi bu? Yani tabii ürünler üründen ürüne değişen bir şeydir ama yani elbette belli bir kar marjı mutlaka koyacaklardır, zarar etmeyeceklerdir. Fakat artan enflasyonla belli bir süre sonrasında mutlaka o kar marjında büyük ölçüde bir aşınma olacağını tahmin ediyorum. Bu da bir çeşit zannediyorum işte toplumsal bir uzlaşı ve topluma katkı sağlamak noksatında olabileceği kadar belli ürünlerde bunu sağlayarak bu aradaki kardan zarar diyelim. Yani belli bir miktar elde etmeyi bekledikleri karın eksik kalanını belki diğer ürünlerle kapatmaya çalışacak. Bir çeşit toplumsal destekleme, toplumsal uzlaşı, dar gelirliye destek olarak yapılacak olan bir destekleme teşviği olarak düşünmekte fayda var. Ama bu toplumda ciddi anlamda bir pozitif bir algıyı mutlaka oluşturacaktır. Peki Profesör Doktor Ayfer Gedikli çok teşekkürler efendim ana habere katkınız için. Diğer marketlere de örnek olur umarım.